verinin var olduğu her alanda istatistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Burada şöyle bir bilgi vermekte fayda var. Geleceğin para biriminin veri olduğu söylenmekte. Dolayısıyla geleceğin para birimi veri olduğunda ve günümüzde bu veriler son derece fazla bir şekilde oluştuğu için ve bunları toplamak teknoloji sayesinde çok kolaylaştığı için artık yalnızca ve yalnızca bunun önemli olan kısmının analiz etmek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla veriyi doğru şekilde analiz edip, doğru şekilde yorumlayıp, doğru bilgiler üretmek için istatistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan yapılan araştırmalar 2020 yılına kadar istatistik alanından mezun olanların istihdam oranının %34 artacağı, diğer taraftan dünyada var olan şirketlerin %85'inin büyük veriyle ilgili departmanlar oluşturacağı söylenmektedir. Bu anlamda hem istihdam olanaklarının çok artacak olması ki burada birinci sırada istatistik meslek grubu, hem de gelecekte iş potansiyelinin daha da fazlalaşacağı anlamında istatistik okumak oldukça fayda sağlayacak. Bir şeyi belirtmek istiyorum burada, artı bir şeyi ifade etmek istiyorum. Tercih yaparken öğrenci arkadaşlarımızın 3 tane şeye dikkat ettiklerini biliyoruz. Birincisi iş olanağı, biraz önce belirttim. İkincisi gelir, üçüncüsü ise gelecekte ne olacağı. Şimdi iş olanağı açısından bakıldığında verinin kullanıldığı, var olduğu her alanda istatistik mezunlarına ihtiyaç var. Buradan biliyoruz ki işte %34 istihdam olanağı artacak. Diğer taraftan gelir açısından bakıldığında dünyanın en fazla gelir getiren meslek grupları içerisinde istatistik ilk 5'e giriyor. İlk 5 meslek arasında. Diğer bir şey de gelecekte ne olacak bu meslek grubu? Gelecekte otomatize edilebilecek unsurlarla ilgili istihdam olanakları azalacak. Fakat istatistik biraz bilgi üretmeye yönelik olduğundan, tamamen bilgi üretimine yönelik olduğundan bu alanda istihdam olanaklarının giderek artacağını öngörüyoruz.